Ayasofya son günlerde yeniden ibadete açılma konusuyla gündemde. 2 Temmuz'da Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesiyle ilgili kararın iptali için açılan davanın duruşması gerçekleşecek. Dünyanın en önemli kültürel miraslarının arasında olan yapı, aynı zamanda İstanbul'un fethinin de sembollerinden biri. 29 Mayıs günü Fetih Yıl Dönümü kapsamında Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okutulmuş, Yunanistan ise buna karşı çıkmıştı. Onlara göre Ayasofya'da Kur'an okutulması kabul edilemez bir durum. Peki gerçekten de öyle mi? Ayasofya'nın tarihinden başlayarak anlatalım. Ayasofya'nın ilk inşası M.Ö. 300'lere uzanıyor. Hristiyanlığı kabul eden ilk Roma İmparatoru 1. Konstantin, 324 yılında Konstantinopolis'e gelerek buradaki ilk kiliseleri yaptırmaya başladı. Bunlar Aya Irini ve Aya Dinamis'ti. 330 yılında Konstantinopolis'i başkent yaparak Doğu Roma İmparatorluğu'nun kurucusu oldu. Ölmeden önce Ayasofya'nın yapılması için emir verdi. Ancak onun döneminde inşaat tamamlanamadı. Kendisinin ardından tahta geçen oğlu 2. Konstantin'in saltanatında yapım tamamlandı ve ilk kez 360 yılında bir mabet olarak açıldı. Ancak adı Ayasofya değil, Megale Ekklesia'ydı. 9. yüzyıla ait el yazması kaynaklardan öğrenilene göre ise ilk mimarının adı Efratas'tı. 381 yılında çıkan bir ayaklanmada Megale Ekklesia'nın çatısı yandı. Birkaç yıl sonra çıkan başka bir ayaklanma sırasındaysa yapı tamamen yanıp kül oldu. 408 yılına gelindiğinde İmparator 2. Theodosius'un emriyle ikinci kez yapımına başlandı ve 10 Ekim 415'te tekrar açıldı. Eski Yunanca'da Aya Aziz, Sofya ise bilgelik anlamına geliyordu. Böylece yapı kutsal bilgelik anlamına gelen Ayasofya adını aldı. Ancak ikinci yapı da fazla uzun dayanamayacaktı. İmparator Justinian'ın saltanatının 5. yılında çıkan Nika ayaklanması sonucunda yıkıldı. İsyan devam ederken kaçmaya karar veren Justinian, eşi Theodora'nın meşhur konuşması üzerine kalıp isyanı bastırmaya karar verdi. Theodora ona şöyle söylemişti: "Üzerimizdeki bu mor pelerin en soylu kefendir." Yaklaşık 50 bin kişiyi kılıçtan geçirip İstanbul'a en kanlı günlerini yaşatan Justinian sonunda isyanı bastırdı. Zaferinin bir göstergesi olarak şehrin yeniden inşasına başladı. Ayaklanma sırasında yıkılan Ayasofya 3. ve son kez Justinian'ın emriyle inşa edildi. Justinian bunun için geometri çalışmalarıyla ünlü Anthemios ve Isidoros'u görevlendirdi. 23 Şubat 532'de başlayan inşaat 27 Aralık 537'de tamamlandı ve Ayasofya yeniden açıldı. Peki yapının içindeki mozaikler ve diğer eserler günümüze kadar hiç bozulmadan mı geldi? Elbette hayır. Bizans ikonoklazmı Ayasofya'daki mozaiklerin en büyük düşmanı oldu. 726 yılında İmparator 3. Leon tarafından başlatılan ikonoklazm, Hristiyanlığa ait tüm tasvirlerin yıkılmasına yönelik bir hareketti. İmparatorluğun büyük bir siyasi ve ekonomik bunalımda olduğu dönemlerde tahta geçen 3. Leon, halkı ikonalardan yani dini tasvirlerden uzaklaştırmak istiyordu. Bu yüzden Hazreti İsa ve Hazreti Meryem tasvirlerinin olduğu çoğu eseri yok etti. 3. Leon'un başlattığı ve uzun yıllar süren ikonoklazm boyunca en çok Ayasofya'daki eserler tahrip edildi. Ancak zamanla katı Ortodoks imparatoriçelerin ve din adamlarının desteğiyle birçok eser restore edildi. Ayasofya'nın tanıklık ettiği önemli olaylar böyle son bulmadı. 12 Nisan 1204'te şehri işgal eden Haçlı ordusu Ayasofya'yı yağmaladı ve içindeki birçok eseri Avrupa'ya kaçırdı. 1261'e kadar Katolikler Bizans'a, dolayısıyla Ayasofya'ya hakim oldu. Bundan sonra Ortodoks Doğu Roma İmparatorluğu hakimiyeti tekrar ele geçirse de Avrupa'ya kaçırılan eserlerin birçoğu tekrar İstanbul'a getirilemedi. Ayasofya'nın son Ortodoks ayini 28 Mayıs 1453'te gerçekleşti. Ayine katılan imparator ordusunu cesaretlendirmeye çalıştı. Ancak bir gün sonra Doğu Roma İmparatorluğu tamamen yıkıldı ve Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldı. Atından inerek Ayasofya'ya giren Fatih Sultan Mehmet askerlerine bu yapıyı yağmalamayı tamamen yasakladı. Bir sonraki emri ise Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiydi. Fetihten sonra ilk cuma namazını Ayasofya'da askerleriyle birlikte kıldı. Artık burası sultanların büyük camisiydi. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'nın bakım ve onarımları için ayrı bir vakıf kurdu. Ayasofya'nın ilk minaresi Fatih döneminde yarım kubbelerin üzerine yapıldı. İkinci minareyi de oğlu Sultan II. Bayezid inşa ettirdi. Diğer iki minarenin inşasına ise Sultan II. Selim döneminde başlandı. Ancak onun ölümünden sonra Sultan III. Murat döneminde tamamlandı. 1616 yılında Sultan Ahmet Camii'nin inşası tamamlanana dek Ayasofya Osmanlı'nın en büyük ve en önemli camisi olarak kaldı.
Bu tarihten sonra ise sultanlar özellikle bayram namazlarında Ayasofya'nın yanı sıra Sultanahmet Camii'ne de gitmeye başladı. Peki 1453'ten beri cami olan Ayasofya nasıl müze oldu? 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından cami olarak kalmaya devam etti. Ancak 1931'de kapatıldı. Aynı yıl içinde Türkiye'ye gelen Amerikalı arkeolog Thomas Whitmore, Ayasofya'daki mozaiklerin ortaya çıkarılması için yeni yönetimden izin istedi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kararıyla çalışmalar başladı. 1934'te Atatürk'ün başkanlığını yaptığı kabine toplantısında Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararı alındı. Bu karar devletin resmi yayın organı Cumhuriyet Gazetesi'nde duyuruldu. 1 Şubat 1935'te müze kapılarını ziyaretçilere açtı. Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu vakıf lağvedilerek tüm bakım ve onarım masrafları kamu bütçesine dahil edildi. Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilme tartışmaları uzun zamandır devam ediyor. Yapı ibadete kapalı ancak 1967 yılında İstanbul'u ziyaret eden Katolik Hristiyanların lideri Papa 6. Paul Ayasofya'ya gelip dua etmişti. Tapu belgesinde ise Ayasofya'nın sahibinin Ebu'l-Fetih Sultan Mehmet Vakfı olduğu belirtiliyor. Yapının tekrar cami olarak ibadete açılabileceği konuşuluyor. Kimileri de Ayasofya'nın müze olarak kalması gerektiğini ve camiye çevrilmesinin kabul edilemeyeceğini söylüyor. Fethin yıl dönümünde Ayasofya'da Kur'an okutulması ise başta söylediğimiz gibi Yunanistan tarafından eleştirildi. İnna erselnâke şâhiden ve mübeşşir. Burada kılıç hakkı meselesine değinelim. İslam hukukunun bir kavramı olan kılıç hakkına göre gayrimüslimlerin yaşadığı topraklarda gerçekleştirilen fetihlerin sağladığı bazı tasarruflar vardır. Bunlardan biri de bölgenin en büyük ibadethanesinin fethin bir sembolü olarak camiye çevrilmesidir. Ayasofya'da İstanbul'un fethinin en önemli sembolü olarak Fatih tarafından camiye çevrilmiş ve yüzyıllar boyunca öyle kalmıştı. Peki bundan sonra ne olacak? Müze olarak kalmaya devam mı edecek yoksa tekrar camiye çevrilip ibadete açılacak mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.